Evet, merhabalar. Son bu sene içerisinde, 2022 yılı içerisinde Endüstri Meslek Lisesi'nde başlayan yeni bir uygulamayla ilgili bir haber yapalım istedik. Toplumun bilgilenmesini istedik. Meslek eğitim merkezleri sizi meslek sahibi yapıyor başlıklı bir yazıyı Milli Eğitim Bakanlığı Şubat ayında Endüstri Meslek Liselerine gönderdi. Endüstri Meslek Liseleri de bu çalışmayı işletmelere yaydı. Bu işletmelerin birçoğu da bu uygulamada ne kadar bilgi sahibi, ne kadar değil henüz bilmiyoruz ama biz bunu kendimize görev edindik ya, bir haber yapalım istedik. Araştırdık ve bu konuda da tabii ki lise birinci sınıftan itibaren uygulamaya konulacak olan mesleki edinme merkezleri olarak Endüstri Meslek Lisesi'nin bünyesinde bulunan, oluşturulan bu eğitimi birinci sınıfta, üçüncü sınıfa kadar çıraklık eğitimi, dördüncü sınıfta da ustalık eğitimi olacak. Çıraklık eğitiminde öğrencilerimiz %30 milli eğitimden ücret alacaklar. Yani bu sene için 1280 lira. Dördüncü sınıfta da asgari ücretin yarısını alacaklar. Meslek liselerini bitirdiklerinde öğrenciler hem ustalık belgesi, hem iş yeri açma belgesi, hem de üniversiteye gitmeye hak kazanacaklar. Bu yeni uygulama. Bu uygulamadan da tabii bilgisi olan bazı işletmelerimiz bunu çok güzel değerlendiriyor. Bunların başında da diyebiliriz ki Saygınlar Otomotiv geliyor. Saygınlar Otomotiv sayısını vermeyelim ama 3-5 tane öğrenci aldığını ve bunların da memnun olduğunu söyledi. Biz de Saygınlar Otomotiv Sevgisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Birkan Demirci ile birlikteyiz. Sayın Demirci, bu yeni uygulamayla ilgili biliyorsunuz çıraklık eğitim vardı ama bu meslek liselerinde başlayan bu yeni uygulamayla ilgili öğrenci aldınız. Evet. Bu konudaki görüşünüz ve düşünceniz hem öğrenci açısından hem iş ve esnaf açısından bize bir değerlendirme yapar mısınız? Öncelikle hoş geldiniz Burhan Bey. Aynı zamanda da böyle bir haberi kamuoyuna duyurmak için de göstermiş olduğunuz çabaya da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü işletmelerimizin en büyük sıkıntılarından birisi ara eleman bulamıyoruz. Evet. Yetişecek yani, biz usta yetişecek, çırak, kampa bulunmuyor maalesef. Sadece bizim otomotiv sektöründe değil, hiçbir sektörde şu anda. Şu ana kadar da endüstri meslek liseleri, teknik endüstri meslek liseleri evet vardı ve elinden geldiğince bu görevi yapıyorlar da, fakat şöyle bir şey var. Bazı öğrenci bazında ya da kişi bazında baktığında buradaki öğretim yapılan konular ağır geliyor olabilir. Kişinin okula gitme isteği fazla olmayabilir. Bu tip insanlar daha çok okula gitmektense çalışmayı tercih ediyorlar. Şu ana kadar da yapılan uygulamada okul içerisinde teori veriliyor. Aynı zamanda ellerinden geldiğince pratik verilmeye çalışıyor. Fakat verilen bu pratik eğitim sistemi ne kadar da olsa okul içerisinde olmuyor. Yani bu uzun yıllardır devam eden bizim ahili kültüründen gelen loca kültürü dediğimiz, loca kültüründe bulunan çırak, kalfa ve usta sistemi, yüzyıllardır devam eden bir sistem, bu şekilde eğitimin olması lazım. Onu da teşekkür ediyoruz. Artık emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok detaylı konuları bilemiyoruz ama şu anda teknik ve endüstri meslek liseleri, mesleki eğitim merkezleri adı altında bu işi organize etmeye başladılar. Yani 4 gün iş yerine, 1 gün okula gelmek suretiyle öğrencilerimiz hem diploma sahibi oluyor hem iş yeri açmalarına yarayacak belgeyi alarak çırak, kalfa ve usta statüsünde devam ediyorlar. Bu konuda da tabii genel durumu bilemiyoruz ama Çorum genelinde biz de şu anda yaklaşık 6 kişiye kadar arkadaş aldık. Okul müdürümüz İbrahim Bey sağ olsun bu konuda elinden geldiği kadar bilgilendirdi. Benden birlikte biliyorum ki birkaç kişiyi de aradı, sordu. Onlara da gerekli bilgileri verdi. Buradaki müdürümüzün ve kamu içerisindeki arkadaşların sıkıntıları da şu. İnsanlarımıza, genelde ebeveynlerimize bu işin olması gerekenin bu olduğunu, hatta bu okuldan bittikten sonra hem ustalık belgesini hem de bununla birlikte de lise diplomasını alınabileceğini anlatamadıklarını söylüyorlar. Bu yönden dolayı da ben de buradan duyurmak istiyorum. Buradan mezun olan arkadaşlar hem ustalık belgesini alarak iş yeri açma ruhsatına sahip oluyorlar, aynı zamanda da normal meslek lisesi bitirmiş gibi lise diplomasına sahip oluyorlar. Ebeveynlere tavsiyeniz ne olabilir? Siz burada alanda görüyorsunuz.
6 tane çocuğu istihdam edip çalıştırıyorsunuz. Ebeveynler tereddüt yaşamasınlar, mutlaka alıp değerlendirsinler diyebiliyor musunuz? Bu kadar öğrencilerden memnuniyetiniz son derece iyi gibi görünüyor. Gayet memnunum. Şahsım adına söylüyorum. Bu uygulamanın geç bile kalındığını düşünüyorum. Ebeveynlere de söylemek istediğim şu olur, acizane bir tavsiye değildir ama biraz daha düşünmelerini söylemek gerekir. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, dünya, globalleşen dünyada bu sorun. Ara eleman yetiştirilmesi maalesef artık ebeveynler illaki okumaya yönelik bir çaba harcıyorlar. Ki geçmişten bu zamana kadar gelen süreçte de bakıldığında herkes okuyacak, herkes ilim irfan sahibi olacak, herkes bilim adamı olacak, bilim insanı olacak. Herkes edebiyatçı olacak, herkes ressam olacak diye bir kaydı yok. Bununla birlikte inşaatçısı da olacak, otomotiv sektöründe de olacak. Zanaatkarlar dediğimiz zanaatkarlar yetişecek. Bunun zanaatkarların pratikte yetiştirdiği, pratikte bildiği bilgileri aynı branşlarında teoride bilenler bir değil. Teoride ekler farklı bir branş, pratikte bilenler farklı bir branş. Yani bugün bir saatin nasıl yapılışını teoride bilebilirsin ama eline alıp da bugün bir saati yapmak bu bir zanaatkarlık işidir. Okul diplomasıyla alakası yoktur. Ve de şunu söylemek istiyorum ki eminim bu dünya çapındaki bir sorun. Çünkü sadece Türkiye'de değil. Önümüzdeki yıllar içerisinde zanaatkar usta eksikliği çok fazla hissedilecek. Tabiri caizse halk arasında söylenildiği gibi mumlar arayacak. Geleceğin meslekleri zanaatkarlık ve usta. Teşekkür ederim Sayın Bey. Ben teşekkür ederim. Sayın İşletme Sahibi Birhan Bey'in söylediklerini duydunuz. Biz bu uygulamayla ilgili ve de kimlerin müracaat edecekleriyle ilgili haberimizin içinde yer alacağız. Mutlaka haberimizi paylaşacağız ve izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu iş uygulama için en az ortaokul mezunu olmanız gerekiyor. Yaş sınırı yok. Bu uygulamayla ilgili açık öğretimde okuyan öğrencilere bile mesaj gitti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Açık öğretim lisesi okuyorsanız mutlaka bu meslek liselerini değerlendirin. Haftada bir gün okula, diğer günler sanayide veya fabrikada her ne alan seçiyorsanız bu alanlarda kendinizi yetiştirin diyoruz. Sahibim, görüşmek üzere.